Kimdir? Necidir? Nasıl kurmuş o hastaneyi? Ortakları var mı? Varsa kimler? Hepsini öğren. Tamam efendim. Ha bir de kardeşi Aslı. Onunla ilgili de bilgi istiyorum. Aileleri neredeler? Neden ortada yoklar? Hepsini öğren. Tamam Kenan Bey. Şevki, kendini fark ettirme. Peki efendim. Kolay gelsin. Sağ ol. Seni kimse görmedi değil mi? Hayır, merak etmeyin. Hı, iyi. Kimmiş doktoru, ismi cismi? Banu Kocabıyık. Ayrıca muayeneden başka birini daha ayarladım. Gebelik takibini, tetkik ve sonuçları, gerekli olan her şeyi bize ulaştıracak. Vakti geldiğinde de değişikliği yapacak. Ağzı sıkı değil mi? Sıkı olması için yeterince para alacağını biliyor, merak etmeyin. Yalnız laborant bu iş bayağı pahalıya patlar dedi. Olsun, ne kadar istiyorlarsa veririz. Sıkıntı değil. Yeter ki sonunda benim istediğim olsun. İçiniz rahat olsun. Bu iş oldu bilin. İyi bakalım. Nihayet çıktı doktor hanım. Öyle heyecanlıyım ki dünden beri uyku tutmadı. İnanın normalde en az 3 gün sürer raporların çıkması. Siz acele edince hızlandırmak için elimden geleni yaptım ben de. Biliyorum, çok teşekkür ederim. Ne oldu doktor hanım? Bir sorun mu var? Açıkçası bu sonuçları hiç beklemiyordum. Bebeğim iyi değil mi? Üzgünüm. Ne yazık ki bu sonuçlara göre durumu vahim. Bebeği almak zorundayız. Ne? Çok üzgünüm Seda Hanım. Bunun sizin için ne kadar zor olduğunu biliyorum. Kurtarma şansınız hiç mi yok doktor? Keşke olsaydı. Peki. Hazırsanız ameliyathaneye geçmeliyiz artık. Zaman bizim için çok önemli. Seda. Ne işi var burada? Bu operasyona giremezsin. Ne saçmalıyorsun sen? Hem sen beni nasıl buldun? Bunu şimdi seninle tartışacak değilim. Bebeğimizle ilgili kararları tek başına veremezsin. Bebeğimiz mi? Bakın beyefendi, bebeği almak zorundayız. İsterseniz raporları... Hanımefendi, ben cerrahım. Ve hastanemde şehrin en iyi kadın doğumcularıyla çalışıyorum. Yani bebeğim için bir umut mu var? Her zaman bir umut vardır. Sana inanmıyorum. O benim de bebeğim. İzin ver. Bebeğimiz için. Kenan, burası neresi? Niye geldik buraya? Arabada da hiçbir şey söylemedin. Sabret. Öğreneceksin birazdan. Güven bana. Nilami'nin sana neler yaptığını anlat Nalan'a. Özür dilerim Kenan. Niye? İlhami'nin suçu yok. Ben sana yalan söyledim. Bir dakika, burada bana birinin olduğunu anlatacak mı? İlhami seni tehdit etmiş belli ki. Tamam, ben anlatırım o zaman. Seda İlhami'nin bebeğini taşıyor Nalan. Ve o adi herif Seda'yı tehdit ederek bebeği aldırmasını istiyor. Doğru mu bu? Doğru. Korkma Seda, anlat hadi. Affet beni Kenan. Bebeğin babası İlhami değil. Ben başka birinden hamile kaldım. İlhami'yle olmayı çok istemiş ama o beni istemedi. Ben de bebeğin babasının o olduğunu söyledim. Yani sen o gün bize geldiğinde aslında İlhami'yle tanışıyordun daha önceden. Evet, İlhami'ye gözdağı vermek için gelmişsin. Eğer benimle olmazsa, bebeği kabul etmezse herkesin içine bir rezil edecektim. O yüzden İlhami'ye böyle bir sürü kötü şey söyledim. Ha, iftira atacaktın bayağı adama. Üzgünüm. Kandırdın beni de yani. Üzgünüm ama gerçek bu. Tamam, ben hatırlıyorum seni. Sen o gün İlhami'nin odasında... O gün İlhami'ye bebeğin ondan olduğu yalanını söyledim. Seda, sen ne dediğinin farkında mısın? Üzgünüm ama gerçek bu. Seni o gün Kenan getirdi. Siz nasıl?
Kenan'la hastanede tanıştık. İlhami beni reddedince deliye döndüm. Ben de İlhami'ye zarar vermek istedim. Kenan bana engel oldu. Ben de İlhami için bir sürü yalan söyledim. Kenan da İlhami ile İsviçre'ye gitmeyeyim diye seni getirdi, öyle mi? Evet. Nalan dur. Nalan lütfen, yanlış anladın. Dinlemeyeceğim seni Kenan. Yeter bu kadar saçmalık. Bu ne ya? Nalan. Seninle sonra konuşacağız. Asla pişman olmayacaksın. Dediklerini yaptın. Sözüne duracaksın değil mi? Bebeğimiz için elimden ne geliyorsa yapacağım. Maddi manevi her türlü yanındayım. Bu kadar değiştiğine hala inanamıyorum. Babalık fikri beklemediğim bir şeydi. Açıkçası garipsedim. Sana da kötü davrandım. Çok pişmanım. Şimdi lütfen telafi etmeme izin ver. Bu çeki al. Hiçbir şeyin eksik kalsın istemiyorum.